rahat oturuşun neyse onu bul. Gözler yavaşça kapansın. Ve bedeni de hareketsiz hale getirerek yavaşça kendini sakinleştirmeye başla. Burundan girip çıkan nefeslere getir dikkatini. Her aldığın nefesle beden genişliyor. Her boşalan nefeste yavaşça sakinleşiyor beden. Kalçaları yavaşça yere doğru ağırlaştırırken başın tepesinden de bir iple tavana çekildiğini hisset. Ama bunu olabildiğince çabasız bir alanda, rahatça yapmayı dene. Ellerini yavaşça getir, kalbin önünde buluştur. İçinden geliyorsa derin bir nefes alabilirsin. Ve sonra yavaşça başı ellere doğru bırak. Elleri düşür. Başı kaldır. Ve yavaşça gözlerini arama. Okey. Şimdi eller ve dizler üstüne gelelim. Dört ayak pozu. Çok sevdiğimiz, Sinem'le ortak olarak bayıldığımız bir pozla başlayacağız şimdi. Şimdi sağ dizini getir. Şöyle sağ elinin içinde yere yerleştir. Hani bu güvercin pozu gibi ayağı öne doğru almıyoruz. Ayak geride kalıyor. Sonra kalçanı oturt topuğunun üstüne doğru ve sol dizini alabildiğin kadar geriye doğru taşı. Şimdi ben ellerimi şöyle genişçe kullanıyorum. Bana rahat geliyor. Sen de bak ellerini nereye yerleştirmek istiyorsun. Ve şimdi şu burada hafif hafif hareket edeceğiz. Sol kalçanın önünü yavaşça yere doğru bırakırken biraz gövdeyi sağa doğru çevir. Sonra tekrar gel olduğu yere yerleştir. Bir kez daha sol kalçayı indir yavaşça. Ve sonra tekrar geri çek. Ve bunu yapmaya devam et ve hisset ne oluyor kalçanın önünde. Bedenin ön hattında nasıl bir değişiklik oluyor, belin nasıl hissediyor. Ve sonra en son indirdiğinde kal orada. Sol kalça yere doğru yumuşarken, hafifçe sol omzundan, sol köprücük kemiğinden yukarıya doğru çekildiğini hisset. Ve nefeslerini bedenin sol ön tarafına doğru gönder. Yavaşça kalçayı geri çıkar. Sağ dizini geri çekip bir küçük çocuk pozu yapalım. Sadece bir hissedebilmek için ne oldu sol tarafta? Sonra tekrar çek kendini dört ayağa ve kendi zamanında diğer tarafa yerleş. Sol dizi çek, öne doğru yerleştir. Otur topuğunun üstüne. Sağ dizini olabildiğince geriye doğru al. Ve şimdi kendi hızında başla. Sağ kalçayı biraz yere doğru bırakıyorsun. Gövde biraz sola dönüyor. Ve sonra tekrar yukarı. Nefeslerle birlikte akmaya devam ediyorsun. Biraz böyle sırtımı da kabartıyorum mesela. Böyle sırtı kabartıp arkadaki dizime doğru itiyorum. Kasıklarım da bayağı iyi geliyor. Bakayım bir deneyeyim. Aynen. Anladım. Sırtı kabartıp sağ bacağımı geri itiyorum ve oradan tekrar kalçayı aşağı bırakıyorum. Bak benim kaburgama ulaştı bu mesela.
İlk kez yapanlar için de biraz keşfetmesi zor bir poz aslında, evet, değil mi? Evet, kesinlikle doğru. Yani bulmak çok kolay değil. Aynen. Hatırlıyorum bunu derslerde anlatırken bazen hocam ben hissetmiyorum diyenler oluyor. Ha, öyle mi? Aynen. Hmm. Ama keşfedince de çok lezzetli, evet. Yani. Okey, bence geri çıkabiliriz yavaştan. Haydi bakalım, sana doğru geçiyor muyuz? Haydi bakalım o zaman, hmm. Yavaştan aşağı bakanda buluşalım. Tamam. İster hareketli bir aşağı bakan, ister sabit kaldığım. Böyle bir 30 saniye kadar içinden nasıl geliyorsa öyle hareketlen. Nasıl bugün bedenin arkası? En yoğun nerelerde hissediyorsun aşağı bakanı? Ve aslında bedenin arkası ne kadar güçlü ve aynı zamanda esnek. Ama bu esneklik hani her yere çekilebilir bir esneklikten bahsetmiyorum da o gücü destekleyebilecek yeterlilikte bir esneklik. O zaman bedenin önü de o kadar güçlü ve esnek oluyor. Yani arkası ve önü aslında çok beraber gidiyor. Ve zaten ufacık bir noktada bir rahatsızlık sadece o noktayı değil, bedenin önünü ya da arkasını da aynı şekilde etkiliyor. Bunu artık bence kendi bedeninizi, kendi kendinizi de keşfetmeye başladık diye düşünüyorum. Okey, şimdi yavaşça sol ayak parmaklarını biraz öne getir ve sağ bacağını yukarı kaldır. Dizini büküp kalçanı çevir, kasıktan dize doğru uzat. Ve sonra yavaşça getir sağ ayağını, sağ elinin iç kısmında yere koy. Sol dizi yere yerleştir ve aldığın nefesle dirseklerini dizinin üzerine koy. Şimdi ister böyle kal, istersen burası bazen yoğun gelebiliyor. Belki avuç işlerini sağ ayağın içerisinde yerde de tutabilirsin. Şimdi mümkün olduğu kadar kalçanın ağırlığını öne ver. Ben bunu bazen işte eller yukarıya uzarken diyorum ki işte belini bükme, olabildiğince uza belinin arkasından da. Fakat bu sefer kollar yukarıya uzamıyor. Zaten bedenimin önü de öne doğru eğik olduğu için mümkün olduğu kadar kalçanın ağırlığını öne bırakmanda bir sakınca yok. Şimdi arkadaki ayağının dışını da yere koy. Ve arka ayağının dışını da böyle tatlı tatlı yere bastır. Solda üst bacak, sol kasın, biraz daha yukarılara doğru, soğasa doğru, nerelerde yoğun hissediyorsun? Yani aslında hedeflediğimiz alan şu an senin zaten yoğun hissettiğin bir yer. Sonra yavaşça ellerinle şöyle dizini itip sağ dizini üst bedenini doğrultmaya başla şimdi. Dik olsun yani. Ve getir ellerini beline koy. Yani aslında bu sefer az önce bahsettiğim noktadayız. Şimdi kuyruk sokumunu bir küçük içeriye doğru al. Ve sanki böyle sol kasını öne itermiş gibi yap. Yani böyle sanki iç bacaklarını birbirine doğru çekiyorsun. Ve hafifçe sol kasını öne doğru itermiş gibi yapıyorsun. Şimdi ellerini parmakların yukarıya bakacak şekilde belinin arkasına yerleştir avuç içlerini. Ve avuç içlerine belini desteklerken hafifçe omuz başlarını geriye götürüp belki başını da sırtına ve boynuna aynı olacak şekilde şöyle geriye yaslayabilirsin. Ve şimdi daha da böyle ellerle tatlı tatlı iterken hafifçe sol kası öne doğru uzat. Bir nefes daha. Ve nefesi verirken yavaşça ellerini yere getir. Sağ bacağını geri çek. Aşağı bakan kafaya gel. Wow.
bacağını yukarı kaldır, dizini bük ve kalçanı çevir. Sol kasıktan dize doğru uzan. Ve getir sol ayağını sol elinin yanında yere. Sağ dizi yere yerleştir. Ve nefesini alırken dirseklerini dizinin üzerine koy. Kalçanın ağırlığını iyice öne doğru bırak. Şimdi burada dirsekler dizin üstünde ama kendimi tamamen bırakmıyorum. Dirseklerimle bacağımı itiyorum. Hafifçe sırtım öne doğru eğimli. Arka ayağının dışını da yere doğru bastır. Yani parmaklarım takılı değil. Eğer dengemi sağlamakta zorlanırsan takabilirsin tabii. Ve burada salıyorum tamamen. Bayağı bırakıyorum. Çünkü az sonra hafif geriye eğiliyoruz ya, o esnada daha bir destekliyor buradaki o serbest kalma hali, hafif geriye gitmeni daha rahat kılıyor. İyisin, çok iyi. Açılıyor. Şimdi yavaşça iki elinle birlikte dizini it. Gerçekten sanki dizinden uzaklaşmak istiyormuşsun gibi. Hafif böyle sırtını kamburlaştırır, kabartır gibi yapıyorsun hatta. Sonra getir, ellerini beline koy önce. Şimdi arka yan dışı hala yerde ama dediğim gibi dengeni sağlamakta zorlanıyorsan parmaklarını tak. Ve sonra avuç içlerin belinin arkasına hafif böyle kuyruk sokumuna yerleşecek. Ve parmaklar tavana bakıyor olacak. Tam böyle belinin arkasına yerleştir. Ve mümkün olduğu kadar destekle belinin arkasını ellerinle. Ve sağ kasını öne doğru iter gibi yaparken omuz başlarını geriye doğru çek ve başın da omuzlarınla belki böyle eş zamanlı hafifçe geriye uzasın. Nefesin rahat akıyor. Eğer rahat akmıyorsa demek ki çok geri gitmişsin. Bir nefes daha. Ve nefes verirken yavaşça yüksel. Elleri yere yerleştir. Ve sol bacağını geri çek. Aşağı bakan köpeğe gel. Nefesle. Bir omuzları sonra köşe plank'e doğru. Dizlerini yere yerleştir. Ellerinin ortasına göğüs kafesini koy. Ve gövdeni ellerden aldığın destekle öne doğru iterken el parmak uçlarını matının dışına çıkar. Ayaklarının dışını yere doğru bastır ve aldığın nefesle yüksel kobra. Açık. Nefes verirken gel yüz üstüne. Üç kez daha. Olurken nefesle uzar açıl. Verirken gel tekrar yüz üstüne. Kendi hızında devam et. Göbek deliğinden çeneye doğru bedenin önünde uzamayı hissederek en son yüz üstüne geldiğinde tekrar dört ayaktan geç aşağı bakan köpeğe. Ay. En son ayak parmaklarını biraz öne getirip sağ bacağı yukarı kaldır. Dizi bük ve kalçayı çevir. Kasıktan dize doğru uzat. Ve sonra yavaşça getir sağ ayağını tekrar sağ elinin yanında yere. Bu sefer sol dizin havada olsun. Aldığın nefesle yüksel ve elleri beline getir. Ve arka bacak dümdüz olmak zorunda değil ama sol kasından dizine doğru uzamayı hissedecek yeterlilikte itsen bacağını geriye. O kadar yeter. Şimdi eller belinde kalmayı sürdürsün. Şimdi şuna dikkat et. Kasığından da göğsüne doğru bir uzamayı araştırabilir misin? Yukarıya doğru uzamayı. Şimdi üst bedenini hafifçe sağa doğru çevir. Ve sağ eline sol bacağının arkasını tut. Bayağı bildiğin bacağın arkasını. Belki biraz popoya yakın da olabilir. Sonra sol kolu öne doğru uzat. Avuç içini tavana doğru çevir. Ve yavaşça sol kolu kulağın yanından geriye gönder. Şimdi bunu yaparken düşün ki sol dizinden sol elinin parmak ucuna doğru geriye doğru bir uzama var. Yani belini bükmek yerine, kendini arkada sıkıştırmak yerine önde uzamayı araştır. İki nefes daha.
verirken sol eli yere getir. Sağ eli de yere getir. Sağ bacağını geri çek. Plank. Ve aşağı bakan köpek. Çok basit gibi görünüyor hareketler ama kendi bedeninde detaylarına bir bakarsan o detayların içerisinde resmen böyle bir hazine var. Keşfedilmeyi bekleyen. Ve hazır hissettiğinde sol bacağı yukarı kaldır. Dizini bük ve kalçanı çevir. Ve sonra yavaşça getir sol ayağını sol elinin yanında yere. Yüksel. Ellerini beline taşı. Okay. Ve hatırla bizim bunları yapmamızın amacı neydi? Bedenin önünde bir uzama bulmak. O yüzden ne zaman arkayı çok sıkıştırdın? Tabii ki bir tık sıkışacak ama bu sağlıklı bir sıkışma olmalı. Bir acı hissediyorsan demek ki çok geri gitmişsin. Ya da belki nefesini kilitliyorsan mesela orada biraz rahatlamayı bulabilir misin? Okay. Şimdi sağ dizinden sağ kasına doğru uzamayı bul. Gerçekten o bedenin sağındaki o yoğun hissi bir gör. Hani orada bir his var ama hiç yokmuş gibi davranıyoruz bazen. Orada yoğun bir his var. Sonra üst bedenini sola doğru çevir ve sol elinle sağ bacağın arkasını tut. Sağ kolu öne uzat, avuç için tavana dönsün. Ve sonra sağ kolunu kulağın yanından geriye doğru göndermeye başla. Sol bacak güçlü fakat sağ kasıktan sağ elimin parmak ucuna doğru uzuyorum. Bir nefes daha. Ve sonra yavaşça sağ eli yere getir. Sol eli yere getir. Sol bacağı geri çek. Plank. Ve aşağı bakan köpek. Ve dizler yere. Dizlerin arasını genişçe aç. Ayakların böyle kenarları, iç kenarları bitişsin. Ve mümkün olduğu kadar bu dizleri açabilsin. Mattan da geniş olabilir. Ve sonra kollarını istediğin gibi kullan. Ve biraz kasıklar, iç bacaklar rahatlasın. Nasılsın? Nasıl akıyor nefesin? Bedenin nasılsın? Nasıl? Yavaşça yüksel. Dirseklerin üzerine gel. Dirseklerden aldığın destekle bacakları toparla içeride. Şimdi birazcık böyle eriyen kalp yapalım. Kollarını öne doğru uzat. Dizler hafifçe belki kalçanın arkasında olabilir. Ve avuç içlerini de gökyüzüne doğru çevir. Şimdi bunu yaparken belini bükme çok fazla. Aksine belinin arkasını hafifçe doldur. Hafifçe de kaburgalarını içeriye doğru toparla. Ve sonra kalçanı geriye doğru götürürken kollar dümdüz olana kadar ellerinin dışıyla yeri bastır. Baş parmakları bastırmak biraz zor. Fakat neden olmasın, yapıyor olabilirsin. Ve sonra en son belki çenen ya da belki alnın yere doğru belki değiyor olabilir. Ayak parmaklarını takabilirsin, çözebilirsin nasıl rahat ediyorsan. Şimdi burada sırtının arkası da yoğun hissediyor olabilir. Ve hafifçe belki sırtı kabartıp kuyruk sokumunu içeriye toparlarsan kollarının da aynı şekilde etkilenmesini sağlayabilirsin. Kollarında nerelerde hissediyorsan. Hatta rahatsan dirseklerini bük, avuç içlerini bir araya doğru getir ve
ve belki el parmak uçlarım başımın tepesinde birleşsin ve kolların arkasındaki his belki yoğunlaşacak şimdi. Dirseklerini hafifçe yere doğru bastır. İki nefes daha. Ve sonra yavaşça istediğin şekilde oturuşa doğru yüksel. İçinden boynunu biraz hareketlendirmek geliyorsa hareketlendir. Belki yarım daireler yapabilirsin, tam daireler yapabilirsin. Okay. Şimdi aşağı bakandan değil de dört ayaktan sağ ayağını getir, sağ elin yanında yere koy. Sol elin parmak ucu matının herhangi bir noktasında ya da belki avuç için. İster böyle kal, istersen sağ eli beline al. Hafifçe sırtına başını geriye doğru yasla. Ve sonra ben burada elimi biraz daha geri çekiyorum. Arkadaki topuğumu kalçama doğru yakınlaştırdığımda mümkün olduğu kadar popomu geri itip önce de topukla kalçama böyle dokunduruyorum. Ondan sonra kalçamı tekrar öne bırakmıyorum. Sadece birazcık daha sol elimin parmak ucuyla yeri itip sağ omuz başını da geriye alıp kendi arkama yaslanır gibi yapıyorum. Nasıl hissettin? Çok iyi. Hiç böyle yapmamıştım ben genelde. Kalçamı aşağı bırakıyorum. Evet, ben de önceden öyle yapıyordum. Sonra baktım orada hiçbir şey hissetmemeye başladım. O yüzden biraz kalçamı dik tutuyorum artık. Hatta dimdik tutuyorum. Yani sol kalçam ve sol dizim neredeyse aynı hizada. Ve ondan sonra topuğumu daha da popoma yakınlaştırıp oradan geriye doğru yaslanıyorum. Hatta sol elimi biraz daha bir geri çekebilirim. İki nefes daha. Nefesini verirken yavaşça elini çöz. Yere getir elleri. Sağ bacağı geri çek. Dört ayak. İstersen şöyle bir nefes çek. Çocuğa doğru götür popoyu. Ayak parmaklarını takılı olsun hatta. Ve sonra nefesle beraber tekrar sırtı kabartarak gel. Bir inek pozisyonu gibi. Ve tekrar kalçayı geriye doğru çek. Kedi pardon. Bir kez daha sırtı kabartan bir inek. Aslında olabilir, niye olmasın? Neden olmasın ki? Okey, şimdi en son tekrar öne geldiğinde sol ayakta öne gelsin. Ve sağ diz birazcık kalçanın arkasında belki. Ve sonra yüksel, pardon yükselme, sağ ileride kalsın. Hafifçe kalçanı öne doğru uzat. Sırtında başını geriye doğru yasla. Ve rahatsan arkadaki topuğunu popona doğru çek. Ve sağ elini hafifçe geriye doğru taşı. Kendin sanki üst bedenin matını sağına ve dışarıya çıkarmak istiyorsun. Ve topuk kalçaya doğru yakınlaştıkça sağ kasıktan dize doğru, pardon dizden kasığa doğru uzuyorsun. Ve sanki diz, kasık, sağ göğüs ve oradan başına doğru hafif geriye eğilme buluyorsun. Burada aynı zamanda sol omuz başına, sol omuzun içine de odaklan. Çünkü aslında orayı da uzatıyoruz şu an. İki nefes daha. Ve yavaşça ayağını serbest bırak. Getir tekrar elleri matın içine. Çek, dört ayağa doğru gel. Son bacakla. Ve burada yine bir nefes belki çocuk pozisyonu. Şimdi omuzları tekrar dört ayağa doğru taşı. Ve buradan dirseklerimi geriye doğru bükerken bir tane kobraya doğru inelim. Ayaklarını dışın yere doğru yerleştir. Omuzları geriye doğru çek.
Ve kollar bayağı desteklesin. Bu yüzden gel sana kobra. Ve yavaşça çek kalçayı geriye ve bir oturuşa gel. İyi misin Nedir? Çok iyiyim valla. Umarım bedeninizin önünde bizim bulduğumuz kadar bir uzama bulmuşsunuzdur. Şimdi aslında bir geriye eğilme yapacağız. Fakat bu geriye eğilme çok derin bir geriye eğilme değil. Bedeninizin önündeki açıklığı ve omuzlarınızın açıklığını kullanabileceğimiz bir geriye eğilme yapacağız. Sonrasında da biraz öne katlanır ve o şekilde dersimizi kapatırız. Şimdi dizlerinizin üstüne yükselin siz de bizimle. Aynen böyle konumlanmak iyi bence. Şimdi ayak parmaklarını takabilirsin. İstersen çözüm de olabilir. Sen bir bak. Ama ayak parmaklarını takarsan burası daha yüksek bir yer elinle dokunmak için topuğuna. Eğer takmazsan daha aşağıya doğru eğilmen gerekecek ve biraz belki beline çökebilirsin. Bazen öyle şeyler olabiliyor. O yüzden ben en başta ayak parmaklarını takarak yapmayı tercih ediyorum. Şimdi birazcık kuyruk sokumunu içeriye doğru al. Yani bazen bu beli büküp başlıyoruz. Bu pek sağlıklı olmayabiliyor. O yüzden ben kendi bedenimde şunu gördüm. Kuyruk sokumunu içeriye aldım ve belimin arkasını koruduğumda geriye eğilirken daha çok göğüs kafesinden eğilebiliyorum. Aslında bel bükücü değil pozlar. Aslında kalp açıcı bir poz geriye eğildiğimizde. Ama biz bazen beli büküp göbek deliğimizi açmaya çalışıyoruz galiba. Böyle bir gariplik oluyor mantık olarak. Şimdi eller önce bir belinde olsun. Bacakların arasını birbirine doğru çekip başının tepesinden şöyle bir uzağa. Yumuşak bir yer, sert bir yer değil ve iteceğiniz bir yer de değil. Gidebildiğimiz kadar aslında. Şimdi üst bedeni sağ tarafa doğru çevir ve sağ elinle sağ topuğunu tut sadece. Tuttuktan sonra sol elinin, ya sol avuç içini daha doğrusu bedenin arkasına yerleştir. Dersin başında yapmıştık ya. Sonra elinle, avuç içinle şöyle bir kalçanı, kasığını öne doğru itmek için destek ol belinin arkasından. İster böyle kal, omuz başları tavana dönsün. İstersen sol kolu kulağın yanından geriye doğru uzat. Ve kasıklardan göbek deliğine doğru uzat. Yani bedenin önünde uzamayı bul, bedenin arkasında sıkışmayı değil. Sonra yavaşça sol kolu belki şöyle yarım bir daire yaparmış gibi yandan çevir kendi sağından ve tekrar yüksel ve bir otur. Ne kadar farklı oluyor değil mi? Çoktan beden açtıktan sonra. Rahatlıyor poz yani. Aynen. Okey. Yani aslında söylemek istediğimiz şu. Çok fazla burada bir yoğunluk hissetmememiz gerekiyor değil mi? Yani burada ne kadar yoğunluk hissedersek sanki burası yapıyor pozu. Kiminiz tabii ki belki bu kısımda esnek ve çok rahat. O zaman için problem yok. Ama benim gibi belinizin arkasında bir rahatsızlık hissi oluyorsa burayı korumak sizin elinizde. Yani burayı toparla ve göğüs kafesinden uzan. Tamam? Şimdi öbür taraftan yapacağız. Okey. Yine ben parmaklarımı takacağım. İçinizde takmayı tercih etmeyenler olabilir. Üst bedeni sola doğru çevir. Ondan sonra sol elle sol topuğu tut. Ve bu sefer önce topuğunu itip kalçayı öne doğru uzat. Ve sonra sağ avucunla belinin arkasını destekle. Mümkün olduğu kadar avuç için bir yerlere dokunsun. Kuyruk sokumun yukarısına doğru. Ve sonra hafifçe kalçayı öne doğru iterken bu sağ omuz başını geri çek. Yani sanki solla hizalamaya çalışır gibi. Ve yine kasıklarından göğsüne doğru uza. Uzamak için bacaklarımın gücünü kullanıyorum. İtiyorum onları yere. Ve belki rahatsam sağ kol kulağımın yanından geriye. Ve sonra yavaşça belki sağ kolum kendi solundan bir daire çiziyor. Ve sanki sağ elimden biri beni öne doğru çekiyor. Ve yükseliyorum. Ve tekrar bir oturuşa geliyorum. Dizlerimin arasını açıp belki şöyle bir küçük dirseklerin üstünde kalarak dinlenebilirim. Okay. Şimdi son bir tane yapacağız. İki elimizle iki topumuzu tutacağız. Ama az önce yaptıklarımız zaten senin için hani yoğunsa tek taraflı yaptığımızda bu şekilde de yapmaya devam edebilirsin ya da yapmayabilirsin. Yüksel tekrar.
Yine ayak parmaklarını takıyorum ben. Sen de takarak yapıyorsun galiba. Evet, rahat oluyor. Okey, şimdi iki elimi topukların ikisini nasıl tutacağım peki? Şimdi ben yine aslında bir taraftan yönelerek başlıyorum. Sen nasıl yapıyorsun dedi? İkisini ayrı ama bedenim izin verdiği için yoksa. Aha, evet. İkisiyle de yapabilirsiniz ama aynen bu her beden için belki uygun olmayabiliyor. O yüzden tek taraftan başlamak ve sonra öbür eli yerleştirmek biraz daha kolaylaştırıcı. İstediğiniz bir taraftan herhangi bir elinizle topuğunuzu tutun. Ondan sonra kalçanı öne doğru it. Yine belki diğer elinle belinden destekle. Ve sonra sol kolu ya da sağ kolu kulağından geriye uzatırken böyle sanki geniş bir daire yaparmış gibi yapıp sol elle de ya da sağ elle de topuğunu tut. Tuttuktan sonra iyice böyle artık sırtının arkasından göğsünün önüne doğru uza ve en son belki başı bırak. Başı bıraktığında rahat edemiyorsan bırakmak zorunda değilsin. Kasıklarından sanki bir iple öne doğru çekiyorlarmış gibi kasıktan öne doğru uza. Bir yay gibi adı üstünde. Pozun isminde yay. Aslında değil mi öbür adı? Sonra çıkarken önce başı kaldır ve az önceki gibi yarım bir daire çizecek şekilde çıkıyorum. Ben istersen iki el birden bırakabilirsin ve sonra yüksel ve otur. Okey. Şimdi dizlerin arasını genişçe aç. Ellerini öne doğru uzat. Önce bir ortada kal ve belki göğüs kafesinin yere uzanana dek kalbini aşağıya doğru sarkıt. Belki çeneni de bırakabilirsin. Ya da alnını. Şimdi üst bedeni hafifçe yükselt ve sağ tarafına doğru götür kollarını. Sol elin parmak ucuyla birazcık daha ileriye uzan. Fakat sağ elin parmak ucunu biraz geri çek. Ve sol kaburgalarını sağ iç bacağına doğru yönlendir. Ve belki burada da başı bırak. Sonra tekrar yüksel, üst bedenini sola doğru götür. Ben bir şey okay. Bu sefer sağ elin parmak ucu öne doğru uzansın ve sağ kaburgalarını hafifçe sol iç bacağına doğru çek. Ve sol el belki biraz geride olsun, biraz çevirme sağlıyor o. Ve sonra tekrar başı bırak. Ve sonraki nefesinle tekrar orta merkeze doğru gel. Son kez 3 nefes çık, öne doğru uzan. Aktif bir şekilde nefesi alıp verdiğinin farkında ol. Hatta derin alırsan daha iyi olabilir belki şu aşamada. Sonra yavaşça, acelesiz, 3 nefesini bitirdiğinde elleri geri çek. Ve burada bitireceğiz aslında biz dersi. Ama sen istersen biraz nefes çalışabilirsin. Belki daha uzun öne katlanmalar da yapabilirsin. Ya da belki biraz sessizce oturmayı tercih edebilirsin. Ya da bizimle beraber şavasana'ya gelebilirsin. Sırtının üzerine doğru yerleş, bacakların arasını aç. Ve kollarını beden ikiyanında serbest bırak. Ya bir tane temizleme nefesi, derin bir nefes alıp ağızdan bırak. Belki bir tane daha. Şavasana.